Elazığ Valiliği tarafından hurda ve kağıt toplayıcıları için yeni düzenlemeler yapıldı. Kağıt ve hurda toplayıcılığı artık valilik koordinatörün kontrolünde alınan kararlara göre yapılacak. Elazığ Valiliği tarafından il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, emniyetin sağlanması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla tedbir amaçlı kağıt ve hurda toplayıcıları için yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda alınan kararlara göre hurda ve atık malzeme toplayacak şahıslar il, ilçe, belde belediyelerine başvurarak gerekli izni alacaklar. Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahıslar faaliyetleri izin aldıkları ilçe ve belde sınırları dahilinde yürütebilecekler. İl, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından hurda ve atık toplama izni verilen şahıslara ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü sağlayacak tek tip ve renkte reflektörlü yelek verilecek. Yeleklerin ön ve arka kısmında ilin adıyla numara bulunacak. Bu bilgiler izin verilecek kişilerle ilgili olarak belediyelerce kayıt altına alınacak. İzin alan şahıslar izin aldıkları il, ilçe ve belde sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek ve yaka kartlarını takarak faaliyette bulunabilecek. Yaka kartları ve yelekler adına düzenlendikleri kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamayacak. Kullananlar hakkında idari işlem yapılacak. Hakkında idari işlem yapılan şahısların hurda ve atık malzeme toplamada kullandıkları araç ve gereçlere de gerekli işlem yapılacak. Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar 8 ila 20 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar çöp konteynerleri içerisinde malzeme toplamak amacıyla çöpleri dağıtmayacak. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıslar hakkında idari yaptırım kararları 48 saat içinde ilgili belediye zabıta müdürlüğüne bildirilecek. Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar ikametlerinde, ikamet eklentilerinde ve bahçelerinde atık ve hurda biriktiremeyecek. Toplanan hurda ve atıklar aynı gün yetkili kurumca verilen lisans belgesi bulunan iş yerlerine teslim edilecek. Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahısların depolama yapmasına izin verilmeyecek. İş ve işlemlerin takibi belediyelerce yapılacak. Belediyelerin zabıta müdürlükleri tarafından genelge hükümlerine uyulup uyulmadığına dair gerekli denetim ve kontroller yapılacak. Genelgeye aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanacak.